Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Herkesin bambaşka maalesef hayat mücadelesi içerisinde olduğunu biliyoruz. Ben kolektife niyetlenerek kapatıyorum. Sizler kendi Hayatınızdaki merak ettikleriniz konu neyse onunla alakalı Odaklanın, bakalım neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra neler görüyoruz burada? Onu göstereceğim sizlere de. Şimdi şurada koca bir göz var. Her şeyden önce fincanınız aslında nazarlı olduğunuz için işlerimizin iki ileri bir geri gidiyor. Neden böyle oluyor ki acaba? Dedi bir enerjiyle karşılıyor beni. Şimdi bir tane insan var ki baya uçurumun kenarında durmakta ve siz aslında o insan için çok emek vermişsiniz gibi. Bu bir iş. Yani çok emek verdim bu işten çıkıyorum ama nasıl olur acaba? Bu bir insan. Çok düzelsin istedim. Çok emek verdim ama bir türlü olamadı. Hani artık bir şey de yapamıyorum. Benim yaptıklarım ona etkilemiyor. Yani bu bir ilişki. Hani anlatabildim mi? Bu neyse artık bir uçurum kenarında duruyor. Bir değer bu. Bir uğraşınızın olduğunu gösteriyor. Bir değer bir şey bu. Değer verdiğiniz bir şey. Şimdi üst üste koyduğunuz konularınız var ama aslında kafam çok kalabalık ve yoğun. Nasıl davranacağımı ben de bilemiyorum der gibisiniz. Neden? Şöyle düşünebilirsiniz bunu. Baya baya aslında birden fazla sıkıntı ettiğiniz konularınızın olduğunu görüyoruz burada ve bu konularla alakalı da arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Hani ben hangi birinden başlayayım da aslında biraz düzeniniz kaymış gibi. Yani ben hangi birini yapabilirim ki? Ben hangi birinden başlayayım? Kime yeteyim? Neye yeteyim ki? E der gibi olmuşsunuz. Şimdi her şeyden önce şu var. Bir kere Gerçekten Şimdi şunu görüyorum ben. Sizin hayatınızda bazen kafayı çok taktığınız, bazen de hiç oralı olmayacağınız bir iniş bir de çıkışların bulunduğu bir şey varmış gibi duruyor. Şimdi imza durumu da var burada. attığım bir imza var. Aileden kaynaklanan bir göz durumu var. Aileyle ilgili bir şey halletmeye çalışıyorsunuz. Önünüzde kocaman bir boğa duruyor. Bakın arkadaşlar boğa inat demek elbette ki parayla alakalı bir inatta demek. Yani boğanın simgesi hem para hem de inat anlamında e, görülüyor her şekilde. Şimdi şunu söyleyebilirim size. E, bu inat ettiğiniz konuyla alakalı aslında önünüzde duran ve sizin bunu yapmanıza engel olmaya çalışan bu konuda inat etmiş e, bir kişi olduğunu söylüyor. Yani valiz derecede yapmak istediğiniz bir şeyi bir insanın, bir aile bireyinin inadıyla önünüzde durmaya çalıştığı ve bunu engellemeye çalıştığı bir konuda aslında haksızlığa uğruyorum dediğiniz bir şeymiş gibi çıkmış burada. Şimdi şunu söylemeden edemeyeceğim. Bir kişi çok gönülde büyük yani aslında Burnu havada birisi demek bu. E, bu insanı, e, bu kişi sizi yapamamanızla suçluyor gibi ama yapmanıza da izin vermiyor. Şimdi bir çocuktan, gençten yardım bekliyorsun. Ah be yavrum sen niye evi silip süpürmeme yardım etmiyorsun? Çocuk tam eline silgi alacak, süpürge alacak neyse ne. Ah böyle mi süpürülür, böyle mi silinir diye beğenmiyorsun. Ama bu çocuktan niye bu sefer bana yardım etmiyor diye de isyan ediyorsun. Tam da bu. Bu kişi büyük ve size bir şey konusunda isyan ediyor. Ama yapmanız konusunda da ön ayak olmuyor. Yani bir izin de vermiyor. E bu kişi kimse sanırım engel olan kişi de ta kendisi. Hmm, kocaman bir gözü sırtınıza taşıyorsunuz. Arkadaşlar şu göz var ya şurada da omuzunuza bir göz almışsınız. Bildiğin koca bir gözü sanki teste taşır gibi omuzunuza taşıyorsunuz. Yani aslında gözlerinizin üzer, üzerinizde yani tüm gözlerin sizin üstünüzde olduğunu bildiğiniz ve bununla alakalı da mücadele ettiğiniz bir konu var. Stres sebebi bu. Yani aslında siz zaten bunun mücadelesini veriyor gibi çıkmışsınız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, çok güzel bir yol açılmış önümüzde Bu arada bu yolu Siz dilemişsiniz bu sizin dileğiniz gibi çıkmış ne güzel bu sizin bayağı dileğiniz olarak çıkmış bir şey dilemişsiniz burada şeklinde görüyorum hmm. şimdi şöyle bir şey var ki hmm. Attığınız şimdi iki tane araba düşünün karşılıklı birbirlerine geliyor. Sizin bu dileğinizle alakalı önünüzde engel olmaya çalışan birisi var ee, ve bu birisi de kesinlikle ee, aşmaya çalıştığınız inatçısınız. Yani aslında ona öz, izin de vermiyorsunuz. Şöyle görüyorum size hem size izin vermiyor hem engel olmaya çalışıyor hem güçsüzlüğünüzle işte yakınıyor ya bu kişi. E, siz de o kadar inat etmişsiniz ki hadi bakalım sen mi inat ben mi inat. Bazen ona inadından bir şey yaptığınızı görünüyor. Şimdi karşılıklı iki tane araba var. Bildiğiniz e, güç savaşında görünüyorsunuz. Çünkü <laughs> bu kişi sizin atanız patronunuz büyüğünüz bile olsa e, damarınıza basmış. Damarıma bastı artık o şimdi düşünsün dediğiniz bir durumdasınız. Mücadeleci bir ruh var burada her şeyden önce. Önünüzde ciddi bir açık süreç var. Yalnız bu imza süreç bakar mısınız ya? Şurada bir tane maymun gibi yüz görüyorum. Bu bir. E, resmen e, şey var burada. Attığınız imza var. Burada bir imza atıyorsunuz siz. Bu attığınız imza resmen önümüzdeki Ekim ayında kapsayacak. Yani e, dişe diş kana kan gibi bir inat durumu söz konusu. Kiminle bu kadar karşılıklı durduğunuz konusunda bir fikrim yok ama. Ee, diyebilirim ki kesinlikle ve kesinlikle e, şey yani e, bir sürecek daha. Ben hayatımdan memnunum. Memnunum derken memnuniyetsizliğiniz için zaten mücadele ediyorsunuz da gerekirse ben böyle savaş veririm diyor burası Ekim ayında büyük kesin imzalar var e, ev alır mıyım Ekim'de atarsın imzayı taşınır mıyım Ekim'de mahkemem ne zaman Ekim'de yani ben burada size Ekim ayı ile alakalı şey diyorum açıkçası e, imza süreçlerinizin Ekim ayında gerçekleşmiş olduğu e, kesin devam ediyor çünkü S harfi kim S harfindeki bir insan boş laflar verecek bomboş laflar diyor yani aslında e, sizin mücadelenizdeki gelişmelerle ilgili önünüze boş laflar getirecek ama siz asla teslim olmayacaksınız e, kesinlikle işi <laughs> adaletin kestiği parmak e, acımas hesabı kanamas hesabı yani o yüzden ee, ben size şunu söylemek isterim: Sizin Ekim sonunu bekleyeceğiniz bir süreçtesiniz. Asla da taviz vermek niyetinde değilsiniz. Sizin gardınızı düşürmek için iftira, yalan bir şekilde işte nanek nanek yapar ya çocuklar birbirlerini sinir etmek için sizi işte bir şekilde birileriyle olur olmaz laflar sözlerle alakalı olarak şey yapıyor. Hmm. Yani dedikodunuz bir şekilde yapıyor ama. Bu dedikoduyu da siz takmayarak aslında kazanan siz olacaksınız. Yani aslında kazanan siz olacaksınız burada. Şimdi e, şöyle bir kere. şöyle bir şey var. Bir haber de bekliyorsunuz. Bir, iki, üç tane hatta haber. Şeye konmuş, tele konmuş. Üç tane kuş. Resmen telgrafın telleri hesabı. Bir haber beklentiniz var. Bunu da dediğim gibi Ekim sonunda sanırım ardı ardını aldıktan sonra da rahatlayıp attığınız imza sonucunda muradınız ermek görseli var diyebilirim burada. Ya. İmzalar net bitecek arkadaşlar. Bu imzayı ben adalet olarak değerlendiririm. Aslında yaşadığınız in, 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 haksızlıkla da ilgili görseldir ama işte attığın imza da olabilir, resmiyetteki imza da olabilir neticede. Bunu söylüyor burası bana. Şimdi şöyle bir gerçek var. Her şeyden önce bak aile olayların çok karışıyor senin. Yani bariz derecede hay, kurt gibi uluyan biri var. Sizin attığınız her adımdan birilerini ispiyonlayan bir aile bireyi var. Sanki şey gibi düşünün. Burası sizin aile içiniz ve de yüreğinizin tam ortası dediğim bir alan aslında. Şunu söylemek isterim arkadaşlar. Bir fincanın şu kısmı çok yoğunsa bu senin ya yüreğinin içidir ya da aile içerisindeki olayların yansımasıdır. Şimdi iş tarafına bakıyorum pürüpak. yani düzenini kurdun sen ve olduğu gibi gidiyor. Ya da teker dönüyor deriz ya normal bir şekilde bu teker dönüyor deriz ya da e, aşk tarafına bakıyorum evlilik tarafına bakıyorum hani olanın olduğu gibi devam ettiğinden bahsetmiş burada bu da sizin hayatınızdaki sıkıntılı döngülerin aslında Sonlanmasıyla alakalı. Ben diyor, senin evlilikten sıkıntı yaşadığını denendiğini, sınandığını görmüyorum burada diyor aslında bu fal. Senin yüreğindeki sıkıntılar aileden kökten gelen, çok sevdiklerinle yaşadığın, ama sağlık sorunuydu, paradan da çıktın, ama e, güç sorunuydu, inatçı da bir insandı. Yani bir miras sorunuydu bir şekilde. Zaten edindiğin mala gözü takmışlardı ya da hakkın olan bir yerde gözü vardı. E harfi var burada, S harfi var burada arkadaşlar. A harfindeki bir kişiyle karşılıklı konuştuğunuzu net görüyorum. E, kurt gibi ulayan birisi var. Yani dediğim gibi sizden bir haber alıp başka tarafa haber taşıyanlarınız var. Hani sizin görüşmediğiniz bir taraf vardır ama ikili oynayan birisi de olduğu kesin. Siz aslında bunu biliyorsunuz da. O yüzden bildiğiniz aslında insanlarla alakalı şu tavsiyede bulunmak isterim size. E, en azından, en azından hayatınızda bu kişilerle ilgili çok prim vermeyin. Yani işinizi, olurunuzu açmayın içinize. Çünkü gün geliyor, sen o açtığın bilgiyi başkasından ve de eklenmiş duyuyorsun. Hani bariz derecede bir haset durumu söz konusu. Şimdi evet ailemle ilgili hiç anlaşamıyorum. Annemle, kardeşimle, ablamla bir miras konusu odur, budur diyeceğiniz bir hayatınız söz konusuysa bu senin yüreğindeki sıkıntılar olarak değerlendirirsek de bunu bu insan ya iş yerinde var sen biliyorsun ya da evlilik evinde var sen biliyorsun. Sonuç olarak bu iki insanı sen tanıyorsun ama. Yani haberdar senden öyle diyeyim size. Ama günün sonunda bakın şimdi. Hmm. Çok da güzel gözyaşınız birikmiş. Burada siz paşalar gibi diktiriyorsunuz. Bu insanlar size gelip sanki size elinizi öptürüyorsunuz. Yani yaşınız küçüktür. Aile bireylerindeki sıralamaya bakarsak ya ben abime nasıl el öptürürüm. Bu ne demek biliyor musunuz? Olayı sen çözdün. Sen hallettin. Sen bitirdin. Ki insanlar seni iş bitirici görüyorlar. Yani bu konuda senin gibi düşünenler senin gelip ah çok şükür iyi ki sen bunu yaptın ki biz de bu dertten artık kurtulduk derler. Elini öpüyor olduklarını o yüzden öyle görüyorumdur. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada senin çok sevdiğin insanların sana bunu yapıyor oluşu seninle alakalı değil sen yüreğini ama çok severdim bunu bana nasıl yapabilir diye üzüyorsun ya o eğer senin gibi olsaydı zaten bunu yapmazdı o yüzden burada siz yüreğinizi üzüyorsunuz siz baya baya yüreğinizi üzüyorsunuz yani bunu engelleyin aslında burada ben size söyleyeyim çünkü bu insan değişmeyecek senin elini öpen bir insan var yani iyi ki sen bunu düzelttin diyecek. Ama diğeriyle de aranızdaki mesafeyi korumaya devam etmek zorunda kalacaksınız. Bakın işte gerçekten geleceğinize güvendiğiniz, geleceğinizi kontrol altına aldığınız, gelecekten umutlu olduğunuz bir sürecinizin olduğunu söylemiş. Aile içerisindeki parasal bir mücadele gelen haber var. Genelde sizin etrafınızda olacak bu insanlar. Ama bak aşkla alakalı da çok güzel başlangıçların var diyor. Yani senin işinden ümidin var, evliliğinden ümidin var. Parasal anlamdaki bu mücadele ne zaman devam eder diyorsun. Ama bu teklif de gelecek ona. Ondan bir teklif gelecek öyle düşünebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar çok net bir şekilde diyebilirim ki merak etmeyin. E, siz değiştirmeye çalışacaksınız dediğim kişi aslında... Özü o olduğu için siz sadece ayağınızı denk alacaksınız ona karşı ki daha fazla ondan zarar gelmesin. Aslında durum bu. İşle ilgili ve aşkla alakalı olanın olduğu gibi ama sizin huzurlu olduğunuzu gösteren bir durumda. Ben sadece görebildiklerimi aktardım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabahları ayrı, akşamları ayrı iki bakımla karşınızdayım. Şunu da dile getireceğim arkadaşlar. Gerçekten ne ile mücadele ediyor olursanız olun. E, şimdi dolunay etkisindeyiz. Moralleriniz bozuktur. Enerjiniz düşüktür. Işte. E, o yüzden şimdi hep mi böyle geçer hayat? Birazcık enerjimiz düşmüş olabilir. Hayır. Hep böyle devam falan etmeyecek. Sen ilahi adaleti teslim et. Sana yaptıkları kimler ne yapmışsa. Kimse ne yapmış olursa olsun. İlahi adaleti teslim et. Er, er geç tecelli edecek. Bunu hiçbir zaman unutma yarına kalabilir ama yanlarına kalmaz. Ben burada motivasyonumu sizlerle beraber sağlıyorum. Benim için o yüzden burası çok kıymetli. İyi ki sizler de varsınız. Teşekkürün en büyük sizlerin arkadaşlar. Sağlığınız yerindeyse çok şükür deme zamanı neden? Çünkü inanın ilahi adalet tecelli ediyor. Sen geçmişteki sıkıntılarını aşabilir güce sahipsin. Bugünkü sıkıntı neyse onu da aşacaksın. Bırak sana kötülük yapana, dua ile kendini negatif zehirleyeceğine, umudunu yitirme yarınlarından ki bugünler geride kalsın. Umut çok önemli oluyor. E, sebebi de kesinlikle e, bir kere insan negatif düşünüyor. Beddua ederken de negatif çağırıyorsun. Kendinize bunu yapmayın arkadaşlar. Başta sağlık kalanı hallolur diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta Sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.